şelale gerçekten çok yüksekte. Bayağı da böyle gümbür gümbür. Rüzgar, bir şey söyleyeceğim. Rüya. Oraya gidelim mi, şelalenin başlangıç noktasına? Ne dersin? Rüzgar. Rüzgar, şelalenin başlangıç noktasına gidelim mi? Hadi gel gidelim, tut elimi. Ama elimi tutmadı. Hadi gidelim. Rüya, kardeşine birazcık yardımcı olsaydın ya. Bir elinden falan tutar insan. Az önce baktığımız yerden suya atlayacak olan insanlar vardı. Ayağını şuradan kenardan çek, buraya ayağın sıkışırsa bittik biz. Anne, atlayamıyorum yani. Atlar mısın? Yok canım, daha neler, atlayamazsın. Atlamadı zaten. İşte geldik. Şelalenin başlangıç noktasına çok yakınız. Rüya, yanıma gel anneciğim. Gel gel gel. Rüzgar çok yavaş. Artık buradan sonrasında çok dikkatli olmamız gerek. İtibariyle artık tehlikeli bölgedeyiz. Bak, gölete atlamak tehlikeli ve yasaktır diyor. Düşmek de tehlikelidir ve de yasaktır. Düşmemek için ne yapacağız biliyor musunuz? Yanımdan ayrılmak yok. Her an her yerden böyle şey başlıyor olabilir. Biz burayı tanımıyoruz çünkü ilk defa geliyoruz. Yok, oradan su fışkırmaz artık. Ama atıyorum şunun arkasından hemen şey oluyor olabilir. Şelale başlangıç noktası olabilir. Ve hani sen görmezsin ama dik bir anda suya ayağın değer, bir şey olur kardeşim. Bundan sonra tehlikeli ve de çok dikkatli davranmamız gereken noktadayız. Hadi gidelim. Biz geldik ama aşağı inemiyoruz. Buradan daha aşağı inilebiliyor olması lazım. Buradan inebilir miyiz sizce? Gel bakalım. Ve bir şelale başlangıcına daha geldik. Ay, burası daha yüksekten geliyor. Sürekli akıyormuş ya. Rüzgar, elimi bırakamazsın. Ya şimdi buradan ineceğiz yavaş. Yavaş, çok yavaş. Bak rüzgar, şelale var burada. Şelalenin başlangıç noktası buralar. Buraya koyayım seni, aşağı kaymak ister misin? Ne diyorsun? Buradan bırakacağım seni. Buradan böyle ine ine insan, az önce gördüğümüz o büyük şelalenin oradan aşağı küt diye böyle inersin. Nasıl, olur mu? Olmaz mı? Tamam, peki, bence de olmaz zaten. Aa, kaydı. Vallahi o taşın üstünden kaydı. Sen de kaymak ister misin o taştan? Sen değil, sen değil. Senlik bir şey yok. Rüya, peki bir şey söyleyeceğim. Sence doğru olur mu? Ya kayarsan, kafanı çarparsan ne olacak? Bir şey olmaz mı diyorsun? Olabilir yani, tehlikeli bence, gerek yok o yüzden. Denize gidelim mi biz bugün yine? Burada mı? Ya orada insanlar giriyor. Şelalenin başlangıç noktasını tam olarak bulamıyoruz. Geldik diyoruz, bakıyoruz daha yukarıda varmış. Biraz daha gidiyoruz, sonra bakıyoruz biraz daha ileride bir tane daha başlangıç noktası varmış. En sonuna kadar gideceğiz artık, yürüyün. Bak, birisi oraya çöp atmış biliyor musun Rüya? Görüyorum şu anda, bak ta oraya. Çöpler atmışlar. Kola şişeleri. Çok 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 yanlış bir şey. Doğal, doğal güzelliklerimize zarar vermeyelim ya. Niye böyle yapıyoruz? Bakın, acıkmış bir kedi var burada. Yavaş yavaş biz de gidelim bence artık. Ben burada biraz daha kalmak istiyorum. Denize gitmek istemiyorum. Burada mı kalmak istiyorsun? Evet. Aa. Tamam, yukarıda çay içelim o zaman, olur mu? Annem, yılan çıkacak bir yerden şimdi, şurada aralardan, derelerden. Nereye gelmiştik peki? Peki biz buradan, adı neydi hatırlıyor musun? Sahri Aran bir şey. Yok değil. Ay dur, ben de unuttum. Bir şey şelalesiydi. Artı bir de Hasan Moğoldu Gölü vardı. Evet. Hasan isimli birisi bir gölde, yani küçük bir suda, su birikintisinde boğulmuş. Karısına su kaçırmak için gitmiş. Şu kadar düşünün, dizinize kadar su var. Evet. Ve o suda boğulmuş. Evet. Dur bakalım. Asıl hikayeyi bilen var mı? Biz asıl hikayeyi bir daha öğrenmeye çalışacağız. Siz de eğer duyduysanız Hasan Moğoldu Gölü'nü ya da bu hikayeyi biliyorsanız yorumlara yazın. Biz yavaş yavaş buradan çıkalım. Bakalım ben buralardan nasıl çıkacağım.